Slay the Spire'ın 4. bölümünden devam ediyoruz. Önceki bölümde arızalı karakteriyle bayağı bir ilerlemiştik ve bölümü yarım bırakmıştım. Şimdi hemen aynı şekilde devam edip 3. katı tamamlamaya çalışalım. İyi seyirler. Buradan en son nükleer pil almıştım arkadaşlar. Bana plazma yani enerji kazandıracaktı ve 3. sahnemizde bu şekilde başlamış oldum. Şimdi bakalım bu sahnede evet gene uzun bir yol bizi bekliyor. Şuraya kadar gideceğiz. Karşımıza neler gelecek göreceğiz. Şimdi burada bol bol soru işareti var ve ben soru işaretinden gitmek istiyorum. Çünkü soru işareti odaları çok değerli ve buradaki piramit miydi neydi şu muydu? Evet buydu, Juz bileziği. Bunun sayesinde de soru işareti odalarında düşman çıkmıyor. Yani kendimi geliştirebilecek özellikler bulabilirim. O yüzden sağ taraftan gideceğim. Burası yeni bir bölge olduğu için yeni düşmanlar gelmeye başladı. Şimdi ne oynayabilirim şöyle bir baksam. Bana 9-9-18 vuracak düşmanlar var. Ve bu arada plazmamız da geldi. Tur başında bize bir tane enerji kazandırdı. 4 enerjim var. Uyardığım zaman da 2 tane enerji kazandıracak. Buradan ne yapalım? Hemen Işın hücresini kullanmak istiyorum. Ben şuna savunmasız vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra Ayran Çeri ile 18 vurabilirim ama elimde çok fazla güçlü kart yok ya. Neden böyle oldu? Hız iksiri var. Çeviklik veriyor ama bu da işime yaramaz. Ben buradan bir blok kazanmak istiyorum. 10 blok aldık çünkü bunlar bize vuracak ya. Bunu oynamam lazım. Sonra buradan bir tane de sıçrama oynayalım. 19 bloğumuz oldu. Ayran Çeri'ni kullanmak istiyorum ama tüket kartı olduğu için kullanmayacağım. Çünkü bunun hasarını yükseltmek istiyorum. Ben yaylım ateşini kullanmak istiyorum. Her aktarılmış durumdaki küre için 4 hasar ver diyor. 2 tane kürem var şu an benim. Bu 2 tane kürem başına yani 8 hasar vuracak arkadaşlar. Şuna bir vuralım. 15 vurduk. Ayran Çeri'ni kullanıyorum. Ve Ayran Çeri'mizin hasarını arttırdık. Güzel. Turu bitireceğim. Rakibimiz bize sersemlik kartı oynadı. Gene bize kötü etki veren kartlar. Elimizde boş boş yer kaplayacak. Evet geldi. Peki ben burada ne yapabilirim? Bana gene 9 vuracak bir düşmanım var ve patlayacakmış. 2 tur sonra patlayıp 30 hasar verecekmiş. Bunu hemen öldürmem gerekiyor. Bunu bir kullanalım. Ondan sonra genetik algoritmayı kullansam mı? Gerek yok. Şu an hasar vermem lazım. Hemen süpürücü ışını kullanalım. 18 canı kaldı. Sonra bunu da kullanalım bakalım. Şuna vurursam çok iyi olur. Bunun 11 canı kaldı. Bitirebilir miyim oyunu? Oyunu bitiremiyorum şu anda. Sıradaki küreni uyar diyor. Yıldırımı kullandığım zaman 8 hasar vereceğim rastgele bir düşmana. Umarım şuna verir diye ben bunu kullanmak istiyorum. Evet buna verdi. Diğer tur artık bunu öldürürüm diye düşünüyorum. Zaten bu tur öldü. Buradaki yıldırımımız pasif olarak ona vurdu. Güzel. Buradaki düşmanımız da hala bana kart vermeye devam ediyor ama hiçbir önemi yok. Burada ne oynayabilirim? Şöyle bir bakayım. Direktmen turu bitirecek bir şey oynayalım. Tamamdır. Hemen altınımızı alıyoruz ve desteğimize kart ekleyelim. Süpürücü ışından bir tane daha geldi. Hologram geldi arkadaşlar. Atma yığınından eline bir kart alırsın diyor. Atma yığınındaki kart sayısı kadar 3 blok kazanırsın diyor. Bu aslında güzel olabilir. Bloğa ihtiyacım olduğu roundlarda bunu çok güzel bir şekilde kullanabilirim ama ben burada süpürücü ışına gitmek istiyorum çünkü tüm düşmanlara hasar veriyor. İlk soru işareti odamıza girdik. Buradan ablamız geldi. 377 paramız var. Bu ablamızdan güzel şeyler alalım bakalım. Kertenkele kuyruğu varmış arkadaşlar. Eğer ölürsem ölmek yerine beni bir kere daha hayata getiriyor ve canımın %50'siyle beni diriltiyor. Ben bunu aslında almak istiyorum çünkü oyunu bitirmek istiyorum. Bunu alabilirim. Hatta hiç düşünmeyeceğim buradaki kertenkele kuyruğunu ben alıyorum. Şu anda param yeten neler var? Burada indirimli bir tane hologram var. Ondan sonra takviyeli gövde var. Yaylım ateşi var. Bunları da çok beğenmedim arkadaşlar. Burada kartımı silebilirim ama 75 param yok. Devam edelim. Hemen gene bir soru işaretine daha gidiyorum. Buradan bir tane sandık çıktı. Erimiş yumurta geldi. Ne zaman destene bir saldırı kartı eklersen onu geliştirirsin diyor. Çok güzel. Yani bol bol saldırı kartı alayım o zaman ben. Mesela buradan saldırı kartı gelecek mi bana bir bakayım. Dolan başlı koridorlara gelmişiz arkadaşlar. Fısıldayan sesler varmış sürekli etrafta ama ne olduklarını bilmiyoruz. Daha önce gördüğümüze inandığımız bir yapının yanından geçerken burada birazcık delirdiğimizi düşünmeye başlamışız ve karmaşık coğrafi yapı birazcık da sinirlerimize dokunmaya başlamış. Acilen bir şeyler yapmam gerekiyor. Deliliği kabullenirsem 2 tane delilik kazanıyorum. Sanırım 2 delilik kartı kazanıyorum. Delilik kartını ne işe yarıyor? Elindeki rastgele bir kartın maliyetini bu dövüş boyunca sıfır yap diyor. Bence güzel bir şey değil bu. Odaklandığımız zaman iyileşiyoruz. Benim iyileşmeme ihtiyacım yok. Zaten bir lanet edinmek de istemiyorum. Adımlarını geri izle dersen muhtemelen hani buradan gidiyoruz hiçbir şey yapmadan ve 4 sağlık kaybediyoruz. Ben herhalde burada deliliği alacağım arkadaşlar. Beğenmesem de en uygun kart gibi gözüküyor. Deliliği aldım. Hemen buradan gidiyorum. Bir soru işaretine daha gideceğim. Bakalım burada karşımıza ne geldi? Bir duvarın üzerinde gevşek bir tuğla var.
varmış. Bu tuğlada sanırım bir tane kart var. Aynen, kartta diyor ki kalp bekliyor diyor. Kalp bekliyor ne ya? Bu ne demek? Bu yazı senin el yazın. Nasıl benim el yazım? Ben mi yazmışım? Önceki denememde mi yazmışım bunu? Eğer ben bu kartı alırsam demir dalgası diye bir kart alıyorum arkadaşlar. Ve bu da saldırı kartı olduğu için zaten buradaki erimiş yumurtam bu kartı güçlendirecek. Hem 5 blok kazanıyorum hem hasar veriyorum. Güzel bir kart. O yüzden ben bunu alıyorum. Yerine hangi kartı koyalım? Şöyle bir baktığımız zaman savunma kartlarımız iyi. Hiç kullanmadığım bir kart kullanabilir miyim? Şurada lanet kartım falan yok mu benim? Onları kullanamıyorum galiba. Ben zaten buradaki delilik kartını beğenmemiştim arkadaşlar. Delilik kartını verdim gitti. Evet, ateşimizin başına gelelim. Burada ne yapalım? Buradan destemden bir tane daha kart çıkarmak istiyorum ben. Şöyle bakalım hiç kullanmadığım kartlar var mı? Ben gene delilik çıkaracağım yani. Boşu boşuna bu delilik kartı elime gelmesin. Hemen bir gider misin kardeşim? Yalla. Delilik kartını yaktık ve devam ediyoruz. Gene soru işaretinden devam edeceğim. Buradan sonra da bir elitimiz var. Aa, gene tüccar abla geldi ama ben buradan bir şey alamayacağım sanırım. İksir alabilirim. Zayıflatma verebilirim. Güç kartı alabilirim veya beceri kartı alabilirim arkadaşlar. Ben burada bence zayıf alayım. Çünkü elit düşmanlarda zayıf etkisi çok etkili oluyor. Hemen devam edelim. Burada bir tane elitimiz var. Evet, değişik bir elit daha karşımıza geldi. Sürüngen büyücü. Bu tur ne yapacağı bilinmiyormuş. Peki buradaki kılıçlar ne yapıyor? Kılıçlar bana saldıracak. Ayrıca olumsuz etki verecekmiş arkadaşlar. Bunlar da minyon olduğu için benim hançerimle öldürdüğüm zaman hançerimin hasarı artmayacakmış. Evet, burada bir savunma alalım kendimize ilk önce. Hemen şuradan bir 10 savunma alıyorum. Zifiri karanlık kartını bir aktaralım arkadaşlar. Buraya bir karanlık gelsin. Ondan sonra tüm düşmanları bir tane şöyle vuralım. Herkese güzel bir hasar verdik. Vahamet alabilirim. Tüm düşmanlara hasar verip bir tane karanlık aktarıyorum arkadaşlar. Yıldırımda uyardığım zaman rastgele bir düşmanı vuracak ya. Belki bir düşmanı öldürürüz. Hemen şöyle kullanıyorum. Herkese ona sağ vurdum. Güzel. Şimdi buradaki karanlık kartımda iki kere kullanıldığı için burası full olarak karanlıkla doldu. Ve burada daha fazla bir şey yapmama gerek yok. Turu bitireceğim. Buradaki düşmanımız zaten minyon çağıracak arkadaşlar. Kılıç çağıracak. İyi oldu yani bunları öldürmem. Evet, bakalım burada neler yapabiliriz. Şu an bana 26 artı 9 vuracaklar. Bayağı bir iyi vuracaklar. Ama korkmuyorum. İlk önce bir saldırıyorum. Ayrı olarak da blok kazanıyorum. Sonra şöyle bir bakalım. Hemen buradan bir tane daha blok kazanıyorum. 24 blokum oldu. Bir blok daha kazanmam gerekiyor bence. Buradan bir de sıçramayı kullanalım. Diğer tur birazcık daha saldıracağım. Hadi bakalım. Buradaki karanlıklarımı da aktarırsam yani uyarırsam arkadaşlar bayağı bir güzel hasar vereceğim bu arada. Onu bekliyorum merakla. Evet, rakibimiz bana yara kartı verdi. Şimdi sıradaki küreni X kez uyar diyor. X kez uyar demesi ne demek? Şu an benim 3 enerjim var. Eğer ben bunu kullanırsam yani 3 kere kürem uyarılacak. Bunu öldürüyorum muhtemelen. 2 kere buna vuracak. Sonra bir tane de buna vuracak. Bu 25 hasar vurduğu için ben bunu direkt olarak kullanmak istiyorum arkadaşlar. Kürelerim çatır çatır vuruyor. 18 hasar da buna vurduk. Ve turu bitiriyorum tabii ki. Düşmanımız gene ne yapacağı belli değil. Ne yapacağı aslında belli. Minyon çağıracak. Elim dolu olduğu için daha fazla kart alamıyorum. Bu kartlarımı güzel bir şekilde kullanmam lazım. Arkadaşlar, akım çizgisini kullanırsam şunu direkt olarak öldürüyorum. Çünkü Necromicon sayesinde de 2 kere kullanılacak bu. O yüzden ben bunu buna vuruyorum. 2 kere kullanıldı, bu öldü. Şu an bu bana 30 vuracak. 30 vurmasını engellemek için bir şey yapabilir miyim? Döngüyü kullanabilirim. Buradaki karanlığın pasif olarak etkilensin her tur başına. Yani 24-24 hasar vursun. Hasarı tabi arttığında daha fazla vuracak. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Burada göz göre göre 30 hasar yemeyelim. Hemen burada zayıflatma iksirini bir kullanmak istiyorum boss'umuza. 22 hasar vursun. Olabildiğince az vursun. Şu pençeyi de şöyle kullanalım. 3 hasar vurdu. Yeterlidir. Devam. Burada biraz hasar yemeyi göze aldık. Yapacak bir şey yok. Çünkü boss güçlü. Şu anda da 18 vuracak. Ve benim burada bir şeyler yapmam lazım. Bütünleştirmeyi kullanıp hemen şöyle şunların gücünü bir arttıralım ve bu kürelerimi aktaracak bir şeyim yok mu benim ya? Aynen, çene kullanmak istiyorum ben. 21 vuracağım. Ondan sonra şuradaki çeviklik iksirini de içip buradan bir tane savunma kartı alacağım arkadaşlar. Birazcık daha fazla savunmam olsun. Devam. Şuradaki karanlık kartlarımı artık uyarmam lazım. Uyaramıyorum. Lütfen bana bir tane uyarma kartı ver de şunları bir uyarayım ve düşmanı yenelim. Elektrodinamiği sanırım kullanacağım arkadaşlar. Çünkü iki yıldırım aktarıyor. Bir tanesi de otomatikman uyarılmış oluyor. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Karanlıkla bir tane vuracağız şu an. Güzel oldu. 32 canı kaldı. Benim burada yapabileceğim bir şey var mı? Yaylım atışını kullanıyorum. 3-3-3 birazcık daha hasar vurduk. Devam bakalım. Canı bayağı bir azaldı. Bu turdan sonra herhalde düşmanımızı yeneceğiz. Minyon çağırdı. Önemli değil. Direkt olarak ben buna saldıracağım için hiçbir sorun olmayacak. Bir tane daha yıldırım aktaralım ve bitti. Süper. Evet, burayı da kazandık. 26 altın. Ebedi tüy geldi. Bestende bulunan her 5 kart için dinlenme yerine girdiğinde 3 sağlık puanı iyileş diyor. Güzel. Sıvı bronz neymiş? Diken kazanırsın diyor. Tamam, bu iksir sanırım. Evet, yukarı geldi. Destemize kart ekleyelim.
Kapasitörü alırsam 2 tane küre yuvası kazanıyormuşum arkadaşlar. Güç kartı bu. Bu da saldırı kartı. 10 hasar verirsin diyor. Her farklı türden küren için 1 tane kart çekersin diyor. Ben bence bunu almalıyım çünkü saldırı kartı ve yumurta sayesinde güçlenecek diye düşünüyorum. Güçlendi mi? Muhtemelen güçlendi. Evet, hemen sandığa gidelim. Buradan güzel bir sandıktan da bakalım ne çıkarıyoruz. Topaç çıkardık. Ne zaman tur sırasında elinde kart kalmazsa 1 kart çek diyor. Benim elimde kart kalıyor ya, çünkü ben ne almıştım? Şuradaki piramit sayesinde elimde sürekli olarak kart kalıyor. Neyse, bir düşmanımız daha var. Hemen bunları da dövelim. Saçma sapan düşmanlar geldi. Karanlıktaki yazıyor. Rakibi yenmeyi başardık. Bayağı zor bir turdu. Hemen devam edelim. Arkadaşlar çok kötü kartlar geldi. Burada 8 blok kazandırdığı için ve 0 enerji istediği için ben bunu alıyorum ve devam ediyorum. Kartları hiç beğenmedim. Şöyle soru işaretine gidiyorum. Buradan sonra kamp ateşine gideceğim. Bakalım burada ne geldi. Gene bir tane Mehmet Ali abi kılıklı birisi geldi. Çarkı fileni gösteriyor. Hazır mısın diyor. Hazırım. Çevirelim bakalım çarkı ne çıkacak. Evet, şöyle bir çevirelim. İflas gelmesin de. Sandık geldi. Tamam. Aa, bir hediye. Umarım hoşuna gider. Bir kalıntı edin diyor. Güneş saati geldi. Çekme yığınını her üçüncü karıştırmanda 2 tane enerji kazanırsın diyor. Peki, güzelmiş. Hemen buradan bir canımı yenilemek istiyorum arkadaşlar. 54 canım var. Ben burada bir kere daha dinleneceğim. 78 canım oldu. 2 tane daha düşmanımız var. Sırayla bunlarla da kapışalım. Bu düşmanları zaten önce görmüştüm. Bu düşmanları biliyorsunuz. Ben burada elektrodinamiği kullanmak istiyorum. Şu yıldırımım herkese hasar versin. 2 tane daha yıldırım geldi. Şöyle bir tane düşmana savunmasız uygulalım. Bu arada bunlar bana fazla vuracak. O yüzden blok kazanalım. Sonra yaylım ateşini de kullanalım. Kime kullanalım yaylım ateşini? Şuna kullanalım. Şöyle takır takır vursun. Gizli tekniği de kullanalım. Bakalım buradan ne alabilirim. Sıradaki küreni 2 kez uyar dediği için çift uyarıyı alıyorum. Çünkü herkese hasar verecek ve 2 kere verecek. Derken enerji kazandırdı bana. Bu olmadı. Neyse, yanlış yaptık. Yıldırım vuracağım zannettim. Düşünmeden oynadım arkadaşlar. Ama olsun, bir tane düşmanı şu anda yendim galiba. Bu arada hala kart çekiyorum. Çünkü bu topacım çalışmaya başladı. Kartlar bittiği için. Ben takır takır burada oyunu bitireceğim ya. Şuna bir vuralım. Yeni kartım gelsin. Savunma mı geldi? Eyvah, bu kötü oldu. Keşke saldırı gelseydi. Evet, bir tane daha geldi. Bunu da şuna oynayalım. Güzel, bir tane daha verir misin? Çoklu uyarı geldi. Bunu kullanabilir miyim? 8 vuracak. Bu 8 vuracak, sonra bu da 3 vuracak. Bunu yenebilir miyim? Yenemem. Ben bunu bir kullanmayacağım. Turumuz bitsin bakalım. Birazdan kullanacağım. Zaten bana fazla vuramıyor. Hemen buradan çoklu uyarıyı bir kullanmak istiyorum. Düşmanımızı yendik. Çok kolay bir turdu. Odak iksiri geldi. 2 odak veriyor. Güzel, bunu elitle kullanırız. Yaratıcı yapay zeka geldi. Her tur başında eline rastgele bir güç kartı ekle diyor. Eritici neymiş? Düşmanın tüm bloğunu yok eder diyor ve 14 hasar verirsin diyor. Bu çok güzelmiş arkadaşlar. Ve saldırı kartı olduğu için ben bunu almak istiyorum. Devam. Bir düşman daha var karşımızda. Gene acayip bir düşman geldi. Süreksiz diyor. 999 canı var. 30 vuruyor. Bu ne lan? Ben öleyim diye mi bunu buraya koydunuz abi? Bu ne? Abi bu kadar saçma bir şey olmaz ki ama ya. Şimdi 30 vuruyor, buna ne yapacağız arkadaşlar? Blok alacağım. Sonra bir tane daha blok alacağım. Gene blok alacağım. Bunu alacağım. Sonra süpürücü ışın kullanacağım. Tüm düşmanlara 9 hasar verirsin diyor. Bir kart çekersin diyor. Kart çekelim bakalım. Çift uyarı geldi. Bunu 2 kez uyarıyorum ama şu anlık bir uyarmayalım. 21 vuracak bana. Ben turu bir bitireyim. 17 vuracak. Şu an onun kuvvetini bayağı düşürdüm. Kuvveti kendisine mi düşüyor? Kendi kuvvetini azaltıyor. Derken etkisi geçti. 40 vuracak bana. Allah belanı versin diyoruz. Yani ayıp, böyle de bir şey olmaz ya. Buradan ayaz kartı çekelim arkadaşlar. Bana ayaz versin, blok versin sürekli. Sonra ne yapalım? Vahameti uygulayabilirim. Vahameti eğer ben biriktirirsem, yani karanlığı biriktirirsem, bu düşmanı belki öldürebilirim. Bu da bir umut ama bunu yapabilecek miyim emin değilim. Güzel. Harika işler yapıyorum. Bu arada bir saniye, ben buna bir bakacağım. Hasar aldığında tur sonuna kadar aldığı hasar kadar kuvvet kaybı yaşar diyor arkadaşlar. Yani ben bunu sürekli hasar vurmalıyım ki bunun kuvveti azalsın. Ve bu sayede ben hasar yemem. Ve bu düşmanı öldürebilirim. Tamam, bu düşmanın mantığı bu o zaman. Ben savunma almayı düşünmüyorum. Bundan sonra sürekli saldırıyorum. Evet, bunu da kullanalım. Güzel. Çift uyarıyı kullanalım mı? Buradaki blok önemli olmadığı için bunu kullanmam lazım ama. Ben burada turu bitireceğim. Zaten bana bir şey yapamıyor. Birazcık uzun sürecek ama kazanacağım bu savaşı. Evet, 50 vuracak. Hadi bakalım nasıl 50 vuruyorsun. Şimdi seni bir görelim. Şimdi şunu bir uygulayalım arkadaşlar. Savunmasız olsun. Sonra. Yıldırım aktaralım arkadaşlar. Hemen şu şekilde. Takır takır. Sonra şu karanlığı da uygulayalım. Hemen. Güzel. Gene hasar vurmaya başladık. 8 vuracak bana. Ayın hançerini ben kullanacağım. Ayın hançerini fazla tutmayacağım elimde. Buhar seti elimde kalsın mı bilmiyorum. Neyse, devam. Yıldırımlarımız saldırıyor. Bayağı bir hasar vurmaya devam ediyorum ama bu ölecek gibi değil ya. Bu bir tur bana böyle 100 vurur, beni öldürür arkadaşlar. 60 vuruya baksanıza, her tur sürekli olarak hasarı da artıyor. Bir tane yıldırım aktaralım. Ondan sonra bir tane şöyle yalandan bir hasar vuralım. Sonra şunu kullanalım.
Sonra süpürücü ışın kullanmadan önce bana çok hasar vuracağı için ya da kullanalım çünkü buradaki yıldırımlar çok güzel hasar vuracak. Otak ikisini de kullanalım arkadaşlar, bunlar güçlensin. 41 vuracaktı, bakalım kaç vuracak, yıldırımlar vurmaya başladı. Evet, yıldırımlar sayesinde şu anda mesela hasarını 23'e kadar düşürdüm. Güzel. Ama canını daha çeyrek bile indiremedik. 70 hasar vuracağı için ben bir blok kazanacağım. Diğer turu enerji gelsin bana. Sonra şöyle bir bakalım. 2 kez hasar verelim arkadaşlar. Sonra ne yapabilirim? Sonra buradan herhalde sadece darbe kullanabilirim. Ama öz yineleme var. Yıldırımına bir tane vuralım şuna ya. Ya da darbe daha fazla vuruyor. Evet, darbe daha fazla vuruyor. Bunu da kullanalım. Buradan ne geldi? Tamam, bunu alalım. Sonra buhar setini de kullanalım arkadaşlar. Elimde kart azalsın ve savunma alalım. Evet, yıldırımlar kullanılıyor. Hasarı ne kadar düştü? Hasarı 29'a kadar düştü. Bu düşmanı öldü lan. Aa, düşman öldü. Ne oldu? Nasıl öldü bu? Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Sis bombası geldi. Boss harici bir dövüşten kaç, ödül alınmaz diyor. Dövüşten mi kaçtı yani şu an? Demek ki bu şekilde dayanabilirseniz kendisi kaçıyor. Hani zaten ölümsüz gibi bir boss. Çok güçlü. Evet, ben de başardım herhalde. Tamam. Akım çizgisi geldi. Ben bunu seviyorum. Sevdiğim bir kart. Farklı yazılım neymiş? Bir tane odak kaybedersin. Kuvvet çevredik alırsın diyor. Buna gerek yok. Soğuk çarpması var. 9 hasar verirsin diyor. Ayaz aktarırsın diyor. Şimdi bu ayaz aktarma, hani ben blue fazla kullanmıyorum ya. O yüzden ben akım çizgisini alacağım ve devam ediyorum. Burada bir tane daha kamp ateşi var. Hemen burada bir kere daha dinleneceğim derken canım zaten 74'müş. 52'den bir anda 74'e yüklendi. Boşu boşuna dinlendik. Neyse, elit düşmanımızı girelim bakalım. Kimler geldi? Ben bunları tanıyorum. Tarikatçılar geldi. Bir de uyanmış olan var burada. Güçlü olan da bu galiba. 20 hasar vuruyor. Tamam, elektrodinamiği kesin olarak kullanacağız. Buradaki bizim yıldırımımız herkese hasar vursun. Ve 2 tane daha yıldırım geldi. Sonra ne yapsak? Şuradan bir blok kazanalım. Ondan sonra buradan da blok kazanalım. Ve şu düşmana da şöyle bir vuralım. Oldu mu? Oldu. Bunu diğer tur kullanırız. Hadi bakalım. Herkese hasar vurmaya devam ediyoruz. Şu yıldırımları çok etkili kullanmam lazım. Hem buradaki plazma sayesinde hem de bir tane kart oynadığım oynamam sebebiyle buraya daha fazla enerji gelecek. 5 mi olduk? Daha fazla olmasını beklerdim. Burada ne yapalım arkadaşlar? Şuradan bir tane tarikatçıyı öldürsem mi diye bakıyorum şu an. Bir tane tarikatçıyı öldürelim bence. Çünkü 2 kere vuracak bu. Bana 6 hasar vuruyorlar. Bir tanesi gitsin bakalım. Gitti. Sonra şunu öldüremiyoruz. Artık geri kalan hasarlarımı şuna vuralım. Blok kazanalım buradan. Sonra öz yineleme kullanmak istiyorum. Diğer tur enerjimiz gelsin. Aa, enerjimiz bu tur geliyormuş. 3 tane oldu. Tamam, saldıralım o zaman. Şöyle vuralım. Bir tane darbe atalım. Bu boss da zor bir boss ama kertenkele kuyruğum var. Bir kere dirileceğim. O yönden rahatım. İyiyim. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Olmaz umarım. Şu düşmanın özelliklerine bakalım. Ne diyor? Turun sonunda 10 sağlık puanı iyileşirsin diyor. He. Merak neymiş? Ne zaman bir güç kartı oynarsan bir kuvvet kazanır diyor. Yani ben güç kartı oynamamam gerekiyor aslında. Düşmana uyanmamış diyor. Bu düşman henüz uyanmadı demek ne demek lan? Daha güçlü bir formu mu var bunun? Abi ne yaptıracaksınız siz bana yine? Buradan buhar setini kullanalım. Bir blok alalım. Pençeyi kullanalım. Şuna bir hasar vuralım. Şu da ölsün. Orada boş boş duruyor. Şuna da bir kullanalım şunu. Işın hücresi var, savunmasız uygulamak istiyorum. Sonra sıçramadan blok alalım. Çift uyarıyı kullanacağım. Sıradaki küremi 2 kez uyarıyor. Yani rastgele düşmana 8 hasar vuracak. Vursun bakalım. Bir tane düşmanımız daha öldü. Ayin hançeri geldi. Bunu da buna direkt olarak saplıyorum. Sürücü denlemesi geldi. Bunu da kullanıyorum. 2 kart gelecek. Şu an bir şey oynayamıyorum. Devam. Herhalde yarı canı düşünce bu uyanacak ya. Yarı candan sonra bayağı bir güçlü olur bu. 48 cana düştük arkadaşlar. Kendini gene iyileştiriyor. Buradan bir blok alalım. Kendimizi savunduktan sonra süpürücü ışın kullanacağım herhalde. Çünkü oynayabileceğim başka güzel bir kart yok. Buradan bütünleştirmeye alsam mı? Evet, odak kazanalım. Ve başka bir şey yapamıyorum. Devam. Sis bombasını kullanıp kaçmayı düşündüm bir an ama yok, kaçılmaz arkadaşlar. Boss odası harici kaçabilirsin diyor. Şu an boss odasındayız. Evet, buraya gene bir tane yıldırım aktarmak istiyorum ben. Sonra bana 32 hasar vuracakmış. Bence artık burada bir savunma alalım. Benim savunma kartlarım nerede? Bir tane savunma bundan, bir tane savunma bundan. Sonra döngüyü de kullanalım. Şunlar da ekstra olarak tetiklensin. Bu tetikleniyor. Çok da uyarıyı diğer tur kullanacağım. Bu bana kaç vuruyor şu an? 36 vuracak. Yani 20 hasar vuracak bana. 16 bloğum oldu düşünülürse. Ruh darbesi attı. Canım 27'ye düştü. Buradan bir karanlık alalım. Karanlığı biriktirelim, tamam mı arkadaşlar? 9 hasar vurduk. Karanlık biriksin. Buna böyle sağlam bir hasar vuracağım. Gizli tekneyi de uygulamak istiyorum. Ben ne geldi? Savunma mı geldi? 23 vuracak. Savunma kullanabilirim. Şöyle bir bakalım. Bir savunma buradan. Ona daha fazla savunma kartım yok. Bravo. Buradan bir tane daha karanlık kullanmak istiyorum ben.
ve 2 tane karanlık kullandım. Bütün kartlarım karanlık oldu. Sonra şöyle yapalım. Sonra şöyle yapalım. Bir tane yaylım ateşi kullanalım. Sonra bir tane de darbe kullanalım arkadaşlar. 84 canı kaldı. Hala bu düşmandan çok korkuyorum. Bana 23 vuracak. Ne zaman öldüreceğim ben bunu bilmiyorum. Evet, 15 vurdu. 12 canım kaldı. İyileşmeye devam ediyor. Kartlarım geldi ama buradan bir blok kazanalım. Artık hasar yememeye oynamam lazım. Şuna bir savunmasız uygulayalım. Sıradaki küreni X kez uyar diyor. Mesela bunu X kez uyardığımda 2 kere, yani 40 hasar vuracağım ben buna. Ama bana 23 vurduğunda ne yapacağım? 4 vurabiliyor bana, değil mi? 23, 6 vurabiliyor, pardon. 6 canım kalıyor. Ben bunu uyarabilirim şu an. Etkili olabilir. Ben bunu uyarıyorum arkadaşlar. 20-20 vurdum. 48 canı kaldı. Diğer tur ben bunu öldürürüm ya. Evet, diğer tur öldürebileceğimi inanıyorum. Devam bakalım. Evet, 6 canım kaldı. Bu turda artık öldürmem lazım. Şu an 36 vuracak bana. Elim dolu olduğu için bir şey yapamıyorum. 9. Kaç vurabilirim? Fazla da vuramıyorum ki. Arkadaşlar bunu kullanacağım. Bir kat çekeceğim. Ne geldi? Yıldırım aktarırsın diyor. Yıldırımı aktaralım. Buradaki 27 vursun. 28 canı kaldı. Evet, blok mu kazanacağız? 8 blok buradan kazansam, 8 blok buradan kazansam 16 yetmiyor. Süpürücü ışın kullanmak istiyorum. Ben bir kart daha çekelim bakalım ne geldi. Sıçrama geldi. Ben gene buradan bir kart daha çekmek istiyorum. Akım çizgisi ve öldürdüm. Abi, bu akım çizgisinin gelmesi mükemmel oldu. Boss'u öldürdüm ama tabii ki bu boss ölmeyecek, uyanacak, değil mi? Evet, turu bitiriyorum. Şuradan blok kazanacağım ama ne kadar kazanabilirim ki? Evet, uyanıyor. Abi 300 canlı tekrar geri geldi. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Ben de uyanacağım birazdan. Kertenkele kuyruğum var ama 43 vuruyor. Şimdi çift uyarıyı kullanabilirim. Çift uyarıyı bir kullanalım bakalım. 34-34 vurduk. Bak bayağı sağlam hasar vurdum. Sonra buradan bir zırh kazanalım. Aynısından bir tane daha geldi. 6 zırhım var. 43 hasar vuracak bana. Ben burada direkt ölüyorum ya. Ben burada bir savunma kartlarımı uygulamak istiyorum. 23 savunmam oldu ama ne fayda. En azından öldüğüm zaman hani şu kertenkele kuyruğuyla diriliyorum ya, oradan canım fazla düşmesin diye düşündüm. Doğru mu yaptım bilmiyorum. Evet, vuracak bana. Karanlık yankısı diyor. Eyvah. Tamam, dirildim. 40 canla dirildim. Savunma kartı oynamama gerek yokmuş. 13x3 39 vuracak. 1 canım kalacak ardından. Bunu kullanmak istiyorum. Sonra karanlık aktarmak istiyorum. Sonra akım çizgisi kullanmak istiyorum. 15 vurdum. Ve bunu kullanacağım. Abi ben kaçamıyor muyum? Bu ne biçim bir düşman böyle ya? 200 canı var. Ben bunu nasıl yeneyim? Ne yapabilirim ki? Ne koydunuz buraya? Eyvah, 4 canım kaldı. 21 vuracak. Savunma kartı kullanmam lazım. Bir tane savunma buradan, bir tane savunma buradan. Ve teşekkürler diyoruz. Daha fazla savunma kartımız yok. 16 artı 4 20. Bu da bana 21 vuruyor. Öldüm. Şu an garanti olarak öldüm. Bakayım buradan herhangi bir savunma veren var mı bana? Yok. Ben bunu kullanacağım. Belki enerjisiz bir tane kart gelir arkadaşlar. Beni hayatta tutar. Eritici meritici bir şeyler geldi. Evet, savunma kartı geldi ama şu an bir şey yapamıyorum. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar güzel ilerledik. Sis bombasını da kullanamıyoruz. Eyvah eyvah. Hocam nasıl bir boss böyle ya bu? 600 canlı boss. Dur, 19 şey olduk. Ayaz kartım vardı, blok geldi. Öldüm zannettim ben. Tamam, ölmedim. 2 canım var. 2 canım var. Devam ediyoruz. Hayatı tutunduk. Düşmanın tüm bloğunu yok et diyor. Düşmanın bloğu yok. Bunu kullanamam. Sonra şöyle bir bakalım. Buradan bir savunma alacağım. Sonra kart çekmem lazım arkadaşlar. Bunu kullanıp kart çekeceğim. Savunma kartı gelir mi? Çoklu uyarı geldi. Sıradaki küreni X kez uyar diyor. Ne işime yarayacak bu? Sıradaki küren bu. 9. Bir kere daha uyarsa 18 hasar vuruyor. Öldük öldük. Garanti olarak öldük. Hiçbir şey yapamıyorum. Buradan 7 blok kazanabilir mi? Şimdi 7 blok kazanalım bakalım. Bir şeyler olur mu? 15 canım oldu. Buradan 3 tane daha gelse 6 blok. Buradan 3 tane daha gelse arkadaşlar 18, 2 daha 20. Şu an gerçekten ölüyorum. Bir canla yani bir fazla hasar vurarak beni öldürüyor. Yapma lan. Mağlubiyet. Yani ne olacaktı ki? Ne olacaktı ki? Bu boss'u nasıl yenelim biz? Ve Spire bir başkasını daha yutar diyor. Evet, Spire bizi yuttu. Bayağı bir güzel ilerledim aslında arkadaşlar bu oyuna. Çünkü önceki bölümle birlikte aynı turu, aynı koşuyu oynadım. Aynı denemeyi oynadım. Ve bayağı bir ilerledik ama son iki düşman kesinlikle çok zordu. Yenebilir miydim bu düşmanı ya? Bu düşmanı bence yenecek bir gücüm yoktu. Yenecek bir kartım yoktu. Gelen kartlara bakalım. Bu kartlar yeni oyunda gözükecekmiş. Geri tepme kartı var. 9 hasar verirsin diyor. Denge kartı var. 13 blok kazanırsın diyor. Bu tur sonunda elini sakla diyor. Elimizi saklamak ne demek lan? Saklanan kartlar tur sonunda elinden atılmazlar. He. Yani elimdeki bütün kartları saklıyor işte. Elimdeki hiçbir kart tüketme yanına gitmiyor. Yankı formu neymiş? Ruhani diyor. Her tur oynadığın ilk kart 2 kez oynanır diyor. Devam edelim bakalım. Hemen şöyle bir ana menüye dönmek istiyorum arkadaşlar. Yeni karakterimiz açıldı mı? Yeni karakterimiz sanırım açılmadı.
açılsaydı görürdüm. Bir oyunu kazandığın zaman bu karakter açılır diyor. Ha, yani şu karakterlerden biriyle oyunu kazanacağım. Hangi karakterle kazanabilirim ki? Şu 3 karakterden bence en eğlencelisi arızalıydı kesinlikle. Ama hani bunların da bir belli bir gücü vardı. Demir kaplı örneğin savunma yönünden güçlüydü. Sağlık kazanıyordu çünkü sürekli olarak. Bununla kazanabilirim ya. Sessizi bilmiyorum, bununla kazanabilir miyim? Arızalıyı da bilmiyorum. Bunları diğer bölümde göreceğiz arkadaşlar. Bakalım diğer bölümde neler yapacağız? Oyunu tamamlayabilecek miyiz? Şimdilik bu bölüm bu kadar olsun. Umarım bölümü sevmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.